Merhaba arkadaşlar Hacettepe Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün biyolojide karıştırılanlar videolarımıza haploidlik, diploidlik ve kromozom sayısı sorunsalıyla devam ediyoruz. Siz bu seriyi çok sevdiniz. Biz de çekmeyi sevdik. E o halde devam edelim. Arkadaşlar bir hücrenin haploid, diploid nasıl olduğunu, kromozom sayısının nasıl hesaplanacağını bugün sizlere anlatacağız. Umarım faydası olur. Çünkü bazen karıştırabiliyoruz. Haploid ve diploid kromozom sayısı acaba kromozom sayısıyla mı alakalı? Neyle alakalı? Nasıl belirliyoruz? Neye göre iken yani diploid diyoruz? Neye göre haploid diyoruz? Bunları beraber irdeleyeceğiz. O yüzden örnek vererek anlatmak istedik. Burada görüyorsunuz bir hücremiz var. Bu hücremiz arkadaşlar bu hücremize bakıyorum. Ne demişiz? 2 an yani eşittir 4 demişiz. Şimdi baktığımda burada kromozom sayısını hatırlayın. Sentromer sayısıyla buluyordum. 1, 2, 3, 4 tane sentromer var. Sentromer ile sentrozomu karıştırmıyorduk. Sentromer tam merkezde bulunuyordu. Neyin merkezinde? İki kardeş kromatidin ya da tek bir kromatidin de olabiliyor bazen. Merkezinde bulunan yapıya biz sentro mer diyorduk. Baktım burada 4 tane kromozomum var ama 2n demişim. Neye göre 2n diyorum? Arkadaşlar bakın burada bir tane sarım var. Bu bir tane sarının tamamlayıcısı, sarı takımı var mı? Var burada. Demek ki burada ikilikten söz ediyorum. Burada bir tane turuncum var. Burada da bakıyorum bir tane turuncum var. Demek ki bunun tamamlayıcısı da burada. Dolayısıyla bu nedenden dolayı yani Kromozomlar takımlarıyla beraber bulundukları için biz buna ikiyen diyoruz. Kaç tane kromozomum var? 4 tane. O zaman ikiyen kromozomlu çünkü takım halinde bulunuyor. E kromozom sayısı da 4. O halde haploidlik, diploidlik ile kromozomların sayısı arasında doğrudan bir bağlantı yok aslında. Haploid ve diploid dediğim şey kromozom takımlarının bir arada bulunup bulunmaması ile alakalı. Neden bahsettim? Bakıyorum, buna demişim ki n eşittir 4. E hocam bu iki n demişsiniz, bunu n demişsiniz. Bakıyorum yeşile, takımı var mı? Yani bir yeşil daha var mı? Yok. Bakıyorum turuncu, bir turuncu daha var mı? Yok. Bakıyorum sarı, bir sarı daha var mı? Yok. Mavi yok. Demek ki takım halinde bulunmuyorlar bunlar. Hepsinden birer tane bulunuyorsa buna ne diyorum böyle hücrelere? En kromozomlu diyorum. Eğer takım halinde bulunuyorsa bunlara iki en kromozomlu diyorum. Ama bakın kromozom e, miktarı, daha doğrusu kromozom cinsi ile, türü ile arkadaşlar kromozom sayısı aynı şey değil. Bakıyorum bu ikiye eşittir dört. Dört kromozom var. E bunun da dört kromozomu var ama buna iki en demişim, buna en demişim. Çünkü buradakiler yani birinci hücremdekiler hücremdeki kromozomlar takım halinde bulunuyor. O yüzden 2N demişim. Buradaki ikinci hücremdeki kromozomlar ise takım halinde bulunmuyor. O zaman kromozom sayısı bana arkadaşlar doğrudan bir hücrenin haploid ya da diploid olduğuna ait bir fikir vermez. O yüzden önce ne yapmam lazım? Şekli görmem lazım. Yani 2n eşittir pardon 4 kromozomlu olan bir yapı illa 2n olacak diye bir şey yok ya da 4 kromozomlu olan bir yapı illa en olacak diye, diye bir şey yok. O yüzden mutlaka şekli görmem lazım. Peki hangi durumlarda ben Kesin emin olabilirim. Şu durumlarda kesin emin olabilirim. Tek sayılı bir kromozom varsa mesela 2n eşittir 5 gibi bir şey söyleyemem. Neden? Evet sarı takımı var. Kırmızı takım var. Ama bakın burada tek sayılı bir şey olduğu zaman o tek sayılı bir şeyin demek yanında takımı yok demektir. E, dolayısıyla ben burada o yüzden 2n eşittir 5 2n eşittir 7 2n eşittir 3 tarzında tek sayı olarak kromozom sayısını veremem. Dediğim gibi burada iki enlik kavramı bana şunu ifade ediyor. Yani her kromozom takımıyla birlikte bulunuyor diyor. E bakıyorum tamam. Dördü bile takımla birlikte bulunsa bir tanesi yine açıkta kalıyor. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olamaz. Evet arkadaşlar umarım bu konu anlaşılmıştır. Çünkü haploid, diploid, kromozom sayısı bunlar genelde karıştırılıyor haploitlik, diploidlık kavramı direkt kromozom sayısına entegre ediliyor. Gördünüz işte bakın burada 4 kromozomlu ikisi ama biri 2n olmuş, biri en olmuş demek ki sayılar kromozom sayısı dediğimiz gibi bana doğrudan 2n'lik ya da enlik anlamında yani diploid ya da haploitlik anlamında doğrudan bir bilgi vermiyor ama bir hücre eğer Tek sayıda kromozom içeriyorsa o ikiyen olamaz. Çünkü ikiyen takım halini ifade ediyor diye de tekrarlamış olalım. Evet umarız anlaşılmıştır. Umarım bu kavram yanılgılarımız ya da karıştırdığımız kavramlar yerine oturmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.